İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan heyeti, Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan Başkanlığında Vartanis'i ziyaret etti. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Azerbaycan'dan Ermeni savaş esirlerinin serbest bırakılmasını talep ediyor. Minsk grubu eş başkanları New York'ta buluşmayı planlıyor. Şam, Türk birliklerinin Suriye'den derhal çekilmesini talep etti. Batı Ermenistan'ın gezilecek yerleri, Ardahan'ın tarihi Şeytan Kalesi. İran, ağırlıklı olarak taarruz askeri teçhizatlarını ve insan gücünü Azerbaycan sınırına taşıdı. Batı Ermenistan'daki Kaçkar Dağı zirvesine kar yağdı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı Devlet Sekreteri, Parlamento Başkanı ve Haycampa Kuruluşu, Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan Başkanlığında hayırseverlik amacıyla Ermenistan Cumhuriyeti'nin Vartanis bölgesindeki Mezmaslik köyünü ziyaret etti. Orada Soğumon Tehleryan adına ortaokul müdürü Atom Hagopyan ile görüştü. Okulun ve köyün temel sorunlarıyla tanıştı. Toplantı çerçevesinde Batı Ermenistan heyeti köy okuluna bağış yaptı. Okul müdürüne Artsakh'tan yerinden edilmiş sakinlere verilmesi için maddi yardımda bulundu. Girişim, Batı Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı Devlet Sekreteri Grigori Gasparov ve Parlamento Başkanı Leonardo Basmacian'ın desteğiyle gerçekleşti. Yardım, Arjantin ve Fransa'da yaşayan sürgünde yaşamak zorunda kalan Ermeniler tarafından yapıldı. Batı Ermenistan, Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh halkına maddi ve manevi destek ve güvenliklerini sağlamaya her zaman hazırdır. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, şayet siz de Ermeni halkına hayırlı katkıda bulunmak istiyorsanız aşağıdaki hesaplara para yatırabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Kongre üyeleri Tony Cardenas, Adam Schiff ve Brett Sherman'ın önerdiği Azerbaycan'ın işlediği savaş suçlarının soruşturulması ve Azerbaycan'daki tüm Ermeni esirlerin derhal serbest bırakılmasını talep eden bir tasarıyı onayladı. Özellikle Temsilciler Meclisi'nin internet sitesinde yayınlanan belgede Azerbaycan'ın 27 Eylül 2020'de Türk ve yabancı silahlı gruplarının desteğiyle Artsakh olarak da bilinen Dağlık Karabağ'a yönelik askeri bir saldırı başlattığı ve bunun sonucunda on binlerce insanın ölümü ve etnik Ermenilerin sürgün edilmesi belirtiliyor. Azerbaycan tarafından imzalanan 3. Cenevre Sözleşmesi'nin ve uluslararası hukukun savaş esirlerinin, esir sivillerin serbest bırakılmasının gerektiği ve tüm mahkumlara insanca muamele edilmesini gerektirdiği vurgulanmaktadır. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, Taşkent'te TASS Ajansı ile yaptığı röportajda, Rusya Federasyonu Agitmis grubunun Artsakh Dağlı Karabağ sorununun barışçıl çözümünü ilerletmede önemli bir araç olarak görmeye devam ediyor ifadesinde bulundu. Minsk grubu formatının Rusya için uygun olup olmadığı sorulduğunda Rudenko bunun işlevsiz olmadığını söyledi. Rudenko, temaslar devam ediyor, belki halka açık değil ama devam ediyor. Minsk grubu eş başkanımız Bakü ve Yerevan'ı ziyaret ederek üst düzeyde dahil olmak üzere çok sayıda görüşme gerçekleştirdi. Şu anda 3 eş başkan genel kurul çerçevesinde New York'ta bir araya gelmeyi ve kendi aralarında Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile görüşmeyi planlıyor, dedi. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat yaptığı açıklamada Suriye hükümetinin Türkiye'nin birliklerini Cumhuriyet'in kuzey eyaletlerinden derhal çekmesinde ısrarcı olduğunu ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, RIA Novosti'ye verdiği demeçte, "Bence Türkiye askerlerini bir an önce geri çekmeli. Uluslararası toplumda Suriye'nin ülkenin kuzeyindeki Türk işgali altındaki toprakları kurtarma çabalarını desteklemeli," dedi. Gerginliğin ana nedeninin Türk işgali ve desteği olduğunu da sözlerine ekledi. Batı Ermenistan'daki Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nda kayalıkların zirvesinde yer alan tarihi Şeytan Kalesi her zaman yoğun ilgi görüyor. Şeytan Kalesi, Urartular diğer adıyla Ararat Krallığı döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Eşsiz doğası ve manzarasıyla göz dolduran ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği kale, şu sıralar çevresindeki doğanın sararmaya başlayıp sonbahar renklerine bürünmeye başlamasıyla ayrı bir güzellik sunuyor.
İran medyasına göre İran Devrim Muhafızları Ordusu ağırlıklı olarak saldırı amaçlı askeri teçhizat ve insan gücünü Azerbaycan Cumhuriyeti sınırına sevk etti. İran Devrim Muhafızları Kol Ordusu kuvvetleri tarafından Erdebil kentinden insansız hava araçlarının yanı sıra son model İran KOTS Muhajer 6 İHA'ları havaya gönderdi. Bu araçlar maksimum 2000 kilometre menzile sahip, 200 kilometreye kadar hız geliştirebilir ve uzaktan kumandalı lazer tank savar füzeleri ile donanmış durumdalar. Aynı zamanda Tebriz'de bulunan İran Devrim Muhafızları Kol Ordusu'nun hava kuvvetlerine ait iki füze üssünden iki adet yüksek hassasiyetli balistik füzelerin Bakü yakınlarındaki Kürdemir ve diğer askeri üslerini bile kolaylıkla vurabileceği belirtiliyor. Batı Ermenistan'ın Karadeniz bölgesinde bulunan 3937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağları'nın zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü. Eylül ayında yağan karla hava sıcaklığında da düşüş meydana geldi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sona Nigosyan tarafından seslendirilen Gomidas Vartabet'in Ermeni halk şarkısı Gakavik adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.